Arkadaşlar merhaba, neoldu.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Bugün size yine film anlatacağım. Biliyorsunuz ki biz bu film listelerini oluşturuyoruz, sizlere sunuyoruz. Bugün de bir aynısını yapacağım. Sizlere hafta sonu izlenebilecek en iyi 10 filmi anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki hafta sonları bazılarımız için eve bir kapanış olur, evde zaman geçiriş olur, bir dinlenme olur. Bu sırada da insanlar tabii ki sıkılı film izlemek isteyebilir. Mesela ben hafta sonları film izlerim. Bence Barto da film izler. Çoğunlukla klasik filmleri takip etmeyi sever. Daha çok belgesel ama. Belgesel. Evet. Güzel. Belgesel izledim, hiç görmesem de güzel bir şey belgesel izlemek. Ben de bugün sizlere hafta sonu izlenebilecek en iyi 10 filmi göstereceğim. Tabii ki bunlarda belirli bir standart yok. Yani tüm kategorilerden filmler var. Aynı zamanda açıklama kısmına link bıraktık. Orada da 10'dan fazlası var. Yani 10 filmden çok daha fazlası var. Siz de girip o linke daha fazla filme bakabilirsiniz. İlk filmimizle başlayalım. İlk filmimiz Salak ile Avanak. 1994 yapımı bir film. IMDb puanı da 8.3. Filmde Liot ve Harry adında iki karakter var. Bunların ikisi de arkadaş. Fakat bu arkadaşlar biraz değişik türden bir arkadaşlar. İkisi de biraz dağınık ve sorumsuz. Bu nedenle de başları bir türlü dertten kurtulmuyor. Girdikleri işten de olduğu gibi atılıyorlar, hiç durmuyorlar. Bu ikisi başından geçen bir olayı anlatıyor film. Şimdi çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Bu filmi izlemenizi tavsiye ediyorum. Sırada Soysuzlar Çetesi var. 2009 yapımı bir film ve IMDb puanı 8.3. Filmin başrolünde Brad Pitt oynuyor. Zaten Brad Pitt'in oyunculuğu tartışılmaz. Filmde de 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan olaylar anlatıyor. Bir çete var. Ona karşı olarak bir çete daha kuruluyor vesaire diye gidiyor film. Buradaki hikaye anlatılıyor. İzlemenizi tavsiye ediyorum. 8. sırada çok Güç var. 2004 yapımı bir film. IMDb puanı 8.3. Bu film de 2. Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Belgesel tadında da bir film ufaktan. Çünkü Hitler'i anlatıyor. Hitler ve çevresinin savaşın sonuna doğru yaşadıkları anlatılıyor. Filmi izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. 7. sırada Sil Baştan isimli filmimiz var. 2004 yapımı bir film. IMDb puanı da 8.3. Filmde Joel adında bir karakterimiz var. Bu karakter sevgilisiyle şiddetli bir tartışmanın sonunda ayrılıyor. Bundan sonra sevgilisinin hafızasını sildirdiğini öğreniyor. Kendine dair olan anılarıyla birlikte geçirdiği hafızasını sildirdiğini öğreniyor. Sonra diyor ki Joel, ben niye sildirmeyeyim? Kendi de sildiriyor fakat Joel sildirdikten sonra her şeyi tekrar hatırlıyor. Bunun üzerine kurulu bir film. Joel'in yaşadıkları var filmde. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Sırada Truman Show var. 1998 yapımı bir film. IMDb puanı ise 8.6. Filmde Truman adında bir karakterimiz var. Her gün çok mutlu bir şekilde uyanıp çok mutlu bir şekilde uyuyor. Çünkü muhteşem bir hayat var. Bir adada yaşıyor. İşi güzel, evi güzel. Fakat Truman bir gün öldüğü babasını görüyor. Ve işler o andan sonra değişmeye başlıyor. Truman gerçeğin peşine düşüyor. Çok farklı bir şeyle karşılaşıyor. Filmin sonu gerçekten hayret verici. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Sıradaki filmimiz Er Ryan'ı Kurtarmak. 1998 yapımı bir film. IMDb puanı ise 8.8. Bu filmde 2. Dünya Savaşı'nı konu alınıyor. 2. Dünya Savaşı sırasında 4 tane oğlu bulunan bir anne 4 oğlunu da savaşa gönderiyor. 3. oğlunun ölüm haberini alıyor. 4. oğlunun ise kayıp haberini alıyor ve hayatta bundan sonra tek isteği 4. oğlunu görmek oluyor. Bu sırada Amerikan Başkanı devreye giriyor ve orduya Er Ryan'ı, yani Ryan ismindeki oğlunu bulması emrini veriyor. 8 kişilik bir askeri timde Er Ryan'ı arıyor. Bunun üzerine kurulu bir film. Aksiyon sahneleriyle dolu olan bir film. Aynı zamanda dram türünde de bir film. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Sıradaki filmimiz Schindler'in Listesi. 1993 yapımı bir film. IMDb puanı ise 8.9. Film Oscar Schindler isminde bir adamın Yahudiler ile arasında geçen olayları anlatıyor. Tam bir dönem filmi olmasıyla ünlü olan film. Aynı zamanda 7 dalda Oscar kazanmıştır. Filmde 2. Dünya Savaşı sırasında Schindler ismindeki adam Polonya'da kurduğu fabrikasında Yahudileri çalıştırmaya başlamıştır. Bu sayede 1100 Yahudi Yahudinin ölmesini engellemiştir. Film bunun üzerine kurulu bir film. Gerçekten çok sürükleyici bir film. Aynı zamanda filmi çekici kılan şey ise gerçek bir hikayeden alıntı olmasıdır. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Sıradaki filmimiz Yıldızlar Arası. 2014 yapımı bir film. IMDb puanı ise 8.9. Yıldızlar Arası esasında birçok kişinin bildiği ve severek izlediği filmlerden bir tanesi. Bilim kurgu dalında bir film ve gerçekten bilim kurguda zirveye oturmuş bir film. Filmde Cooper adında bir karakter var. Tek amacı çocuklarına güzel bir hayat, güzel bir
gelecek sunmak, güzel bir dünya bırakmak. Filmde Cooper'ın çocukları için yaptıklarını görüyorsunuz. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sırada 2010 yapımı bir film var. Başlangıç, IMDb puanı 8.9. Filmimizin başrolü çok ünlü bir aktör olan Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio filmde ünlü bir hırsızı canlandırıyor. Fakat bilinenin aksine Leonardo DiCaprio insanların beynine girerek sırlarını çalıyor. Bunları da en savunmasız anlarında, yani uykudayken yapıyor. Onların rüyalarına giriyor ve sırlarını çalıyor. Film gerçekten aksiyon dolu bir film. Aynı zamanda bilim kurgu da var işin içerisinde. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Son filmimizde Cesur Yürek, 1995 yapımı bir film. IMDb puanı 9.1. Filmde William adında bir karakter var. Ailesiyle son derece mutlu yaşıyor. William'ın eşini, karısını İngiliz birlikler öldürüyor. Bunun üzerine William da bir intikam arayışına giriyor. Ardından William'ın bu intikam araması bir özgürlük savaşına dönüşüyor ve tüm dünyaya yayılıyor. Biyografi, dram ve tarih türünde bir film, izlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, ben size burada 10 tane hafta sonu izlenmesi gereken en iyi filmleri anlattım. Hafta sonu izleyebileceğiniz filmleri anlattım. Videonun başında da söylediğim gibi aşağıya açıklama kısmına bir link bıraktım. Orada çok daha fazlası var. Gidip rahatlıkla dilediğiniz filmi, dilediğiniz türdeki filmi seçip izleyebilirsiniz. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.